Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ahmet Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazede duygulandıran bir konuşma yaptı. Televizyonda yayınlanan görüntülerin ardından, Ahmet Erdoğan kimdir, nereli, Fazilet Partisi Rize Eski İl Başkanı Ahmet Erdoğan, kaç yaşında öldü soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Rize Ticaret Borsası Eski Meclis Başkanı ve Fazilet Partisi Eski İl Başkanı Ahmet Erdoğan'a ilişkin detaylar. Ahmet Erdoğan, Rize Ticaret Borsası eski başkanıdır. Bir dönem Fazilet Partisi Rize Eski İl Başkanı da olan Ahmet Erdoğan, Ulusal Çay Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan'ın babasıdır. Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ahmet Erdoğan için cenaze töreni düzenlendi. Fazilet Partisi Rize Eski İl Başkanı Ahmet Erdoğan, 70 yaşında hayatını kaybetti. Ahmet Erdoğan'ın cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cenazede yaptığı konuşmada, bizler de Müslümanlar olarak bu noktadaki şehadetlerimizi ifade ettik. Rabbim cennetiyle müşerref kılsın, cennetinde hepimizi buluştursun. Mülk suresindeki ayette bulan kardeşimizdi. Hayatını bu şekilde geçirme gayreti içinde oldu. Evlatlarını bu istikamette yetiştirdi. Rabbim ebedi alemde de bizleri kendisiyle buluştursun. Çok farklı bir dönemden geçiyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz çok çok önemli. Mümin olduğumuzun idrakiyle bu hayatı bu dünyada yaşamayı, ebedi aleme de ulus etmeyi nasip etsin. Ahmet Erdoğan kardeşim, yolun açık olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin ifadelerini kullandı. Sizlere biraz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatından bahsedelim. Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954'te İstanbul'da dünyaya geldi. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi'nde okudu ve bu okuldan 1981 yılında mezun oldu. Futbolla 1969-1982 yılları arasında amatör olarak ilgilendi. Aynı zamanda bu yıllar genç bir idealist olarak memleket meseleleri ve toplumsal sorunlarla ilgilenerek aktif politikaya adım attı. Lise ve üniversite yıllarında Milli Türk Talebe Birliği öğrenci kollarında aktif görev alan Recep Tayyip Erdoğan, 1976 yılında MSP Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı'na ve aynı yıl MSP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçildi. 1980 yılına kadar bu görevlerini sürdüren Erdoğan, siyasi partilerin kapatıldığı 12 Eylül döneminde özel sektörde bir süre müşavirlik ve üst düzey yöneticilik yaptı. 1983 yılında kurulan Refah Partisi ile fiili siyasete geri döndü ve 1984 yılında Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı, 1985 yılında ise Refah Partisi İstanbul İl Başkanı, Refah Partisi MKYK üyesi oldu. İstanbul İl Başkanlığı görevi sırasında diğer siyasi partiler içinde model olan yeni bir örgütsel yapı geliştiren Erdoğan, bu dönemde özellikle kadınların ve gençlerin siyasete katılımını artırmaya yönelik çalışmalar yaptı. Bu yapılanma, mensubu olduğu Refah Partisi'ne 1989 Beyoğlu yerel seçimlerinde büyük bir başarı kazandırırken, yurt genelinde de parti çalışmaları için örnek teşkil etti. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un kronikleşmiş sorunlarına doğru teşhis ve çözümler üretti. 12 Aralık 1997'de Siirt'te halka hitaben yaptığı konuşma sırasında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere tavsiye edilen ve bir devlet kuruluşu tarafından yayınlanan bir kitaptaki şiiri okuduğu için hapis cezasına mahkum edildi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine son verildi. 14 Ağustos 2001'de arkadaşlarıyla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurdu ve Kurucular Kurulu tarafından AK Parti'nin kurucu genel başkanı seçildi. Milletin teveccüh ve güveni AK Parti'yi daha kuruluşundan ilk yılında Türkiye'nin en geniş halk desteğine sahip siyasi hareketi haline getirdi ve 2002 genel seçimlerinde 3'te 2'ye yakın parlamento çoğunluğuyla tek başına iktidara taşıdı. Hakkındaki mahkeme kararı nedeniyle 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletvekili adayı olamayan Erdoğan, yapılan yasal düzenlemeyle 9 Mart 2003'te Siirt ili milletvekili yenileme seçimine katıldı. Bu seçimde oyların %85'ini alan Erdoğan, 22. dönem Siirt milletvekili olarak parlamentoya girdi. 15 Mart 2003 tarihinde başbakanlık görevini üstlendi. Aydınlık ve sürekli kalkınan bir Türkiye idealiyle hayati öneme sahip birçok reform paketini kısa süre içinde uygulamaya koydu. Bütün o
olumlu gelişmeler bazı yabancı gözlemciler ve batılı liderler tarafından sessiz devrim olarak adlandırıldı. Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde ülke tarihinin dönüm noktası olarak nitelenen başarılı girişimlerine ek olarak Kıbrıs sorununun kalıcı çözüme kavuşturulması ve dünyanın çeşitli ülkeleriyle verimli ilişkiler geliştirilmesi konularında önemli adımlar attı. Türkiye'yi bir merkez ülke haline getirdi. 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde %46.6 oy alarak büyük bir zafer kazanan AK Parti'nin genel başkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 60. hükümetini kurdu ve tekrar güven oyu aldı. 12 Haziran 2011 seçimlerinden de daha büyük bir zaferle çıktı ve %49.8 oy alarak 61. hükümeti kurdu. 10 Ağustos 2014 Pazar günü Türk siyasi tarihinde ilk kez doğrudan halkın oylarıyla ve ilk turda 12. Cumhurbaşkanı seçildi. 16 Nisan 2017 tarihindeki halk oylamasında kabul edilen anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanının partili olabilmesinin önünün açılmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan 21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen 3. Olağanüstü Büyük Kongre'de kurucusu olduğu AK Parti'nin genel başkanlığına yeniden seçildi. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %52.59 oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. 16 Nisan 2017'de kabul edilen anayasa değişikliğiyle hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olarak 9 Temmuz 2018 tarihinde yemin ederek görevine başladı. Recep Tayyip Erdoğan, evli ve 4 çocuk babasıdır. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.